Tamam kaliteli abi. Evet Mehmet, çalışmalar devam ediyor tabi. Ligde 3 maç geride kaldı. Bir de bu hafta derbi maç var. Neler söyleyeceksin? Senin de tabii ki ilk derbi karşılaşman olacak. Evet. Değerlendirmeni alalım. Abi valla dediğiniz gibi işte Adana için çok önemli bir maç. Yani bizim için çok daha önemli bir maç Demirspor için. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Milli aranın bize iyi geldiğini düşünüyorum açıkçası. 3 maçlarından 5 puan var. Mağlubiyet görmedik ama yolun sonunda eğer şampiyonluk istiyorsak her maç kazanmamız gerekiyor, puan almamız gerekiyor. Bu sürede de Adana Spor'la oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Mutlak kazanmak istiyoruz. İyi oyunla kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracak güçteyiz. İnşallah bunu da başaracağız. Sezonun sonunda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyoruz açıkçası. İyi oyun olgusu biraz önemli değil mi? Yani son Keçiören maçı sanki biraz örnek gibi. Ya tabii siz de zaten... Gerçi sezon başı ama... Evet, biraz sezonun başı olması tabii ki de yeni, tabii ki de takımın iskelet kadrosu duruyor ama yeni gelen transferlerin uyum süreci illaki belli birkaç hafta istiyor yani. Ama biz bunu en aza indirmek istiyoruz. Adana Spor maçıyla birlikte hem 3 puana başlangıcını tekrardan yapıp hem de iyi oyunumuzu bundan sonraki haftalarda sürdürerek yani gerçek Adana Demirspor takımının ruhunu sahaya yansıtmak istiyoruz açıkçası. Sosyal medya paylaşımların da çok anlamlı. Takip ediyoruz bu anlamda. Ya ben aslında sosyal medyayı çok fazla kullanmam ama... Ama anlam içerik olarak çok önemli. Evet, çok fazla kullanmam ama dün öyle bir paylaşım yapmak geldi içimden. Ben Rize Spor'da şampiyonluk yaşadım. Konya Spor'da Avrupa Ligi oynadım. Tekrar Adana Demirspor'a geldim. İnanılmaz bir başkanımız var. Şampiyonluk isteyen bir başkanımız var. Şampiyonluk isteyen bir camia var. Taraftar var. Şampiyonluk isteyen önemlisi bir takım var. Evet. İnşallah bunu da burada başarırsak, bunu başarmamız için hep birlikte kenetlenmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da en üst seviyeye çıkartıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. İlk maçlarda seyirci yoktu ama 1600 de olsa taraftar gelecek. Tabii. Öyle bir yere ayrıldı. Evet, biz Bolu Spor maçında da deplasmanda da ufak da bir seyircimiz olmuştu. Evet, 1600 kişi önemli değil. Önemli olan bütün Adana Demirspor camiasının taraftarının yüreğinin, kalbinin bizle olması. Evet, bizi sahada belki 1600 kişi destekleyecek ama biz biliyoruz ki bütün camia bizim arkamızda, bize inanıyor, bize güveniyor. Biz de bu güveni, bu inancı sahaya yansıtarak istediğimiz sonucu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.